videoyla karşınızdayım. Bu videomda sizlere saten örme taç nasıl yapılır bunu göstereceğim. Ben bu tacın modelini Mango'da görmüştüm ve fiyatı çok gereksizdi bence. Hatta marka olmasa bile bu tarz taçların fiyatları bence çok gereksiz. En azından aksesuarlarımızı kendimiz tasarlayıp kendimiz yapabiliriz diye düşünüyorum. Dikiş bilmeseniz bile el dikişiyle bunu halledebilirsiniz veya silikon tabancasıyla yapıştırarak da halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Tamamen sizin yaratıcılığınıza bağlı. Ben makinem olduğu için makinemde düz bir dikiş gittim. Dilerseniz hemen yapımına başlayalım. Video içerisinde detaylardan bahsedeceğim. O zaman iyi seyirler dilerim. Üç tane tacımın çevresinin yaklaşık 2 katı kadar uzunluğunda parça kestim. Kalınlığını kendim belirledim. İnce bir taç kullanacağım. İnce bir taç bulabildim. Kalın olursa daha iyi olur. Kalınlaştırmak için tacımın boyutunda böyle bir keçe kullandım. Ve yine tacımın boyutunda bir tane saten parça daha kestim. Şimdi bu keçe parçamın tacımın kulak kısmına denk gelecek yerlerini, uç kısımlarını inceltiyorum. İncelttiğim taraftaki artan parçayı diğer tarafta da kullanıyorum ki iki tarafta birbirine eşit olsun diye. İki tarafta birbirine eşit olacak şekilde güzelce kenarlardan kırpıyorum. Daha sonra silikon tabancamla tacıma silikonu sıkıyorum ve keçemi tacıma sabitliyorum. Ve keçe sayesinde tacımı kalınlaştırdım ama bence kalın taç kullanın direkt, hiç uğraşmayın bu aşamayla. Kestiğim saten parçaları da bu şekilde ikiye katlayarak işaretlediğim yerlerden dümdüz dikiyorum. Ve hepsini diktim. Böyle görünüyorlar. Şimdi hepsinin tersini çevireceğim. Bu ince olanlar için kalemimi kullandım. Kalemimle tersine çevirdim. Hepsinin tersini çevirdim. Şimdi içlerini elyafla dolduracağım. Bunun için böyle ince parçalarda elyaflar kopartıyorum ve kalem yardımıyla yine diktiğim parçaların içerisine elyafı yerleştiriyorum. Ne çok böyle sımsıkı olsun ne de çok gevşek olsun. Elyafı yerleştirirken buna dikkat edin. Arada bir elinizle bastırarak elyafın içerideki yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz. Elyaflarımı bu 3 parçama doldurdum. Şimdi bunları birbirlerine birleştirme zamanı. 3 tanesinin uç kısmını bu şekilde iğneliyorum ve iğnelediğim yerden dümdüz dikiş atıyorum. Birkaç tane dikiş attım. Dikiş attıktan sonra, yani sabitledikten sonra örgüme başlayabilirim. Dümdüz saç örgüsü örüyorum. Tacımın boyuna ulaşmış mı diye örgümü arada bir kontrol ediyorum. Tacımın boyutuna gelene kadar örüyorum. Örgü sonunda örgü başında yaptığım gibi üçünü birden üst üste denk getirip iğneliyorum ve daha sonra makinemde dümdüz dikiyorum. Diktiğim kılıfı da tacıma geçiriyorum güzelce. Tacımın genişliğinde yaptım bu arada bunu. Bu detayı atlamayalım. Uç kısımlarındaki fazlalıkları alıyorum. Tepe kısmı tam oturdu, uç kısmı tam oturmamıştı. O yüzden ben de böyle ikiye doğru katladım ve uç kısımlarını diktim. Ve oluşturduğum örgünün de ucunu diktim makinemde. Şimdi bu örgüyü tacıma el dikişiyle sabitleyeceğim. Dikişlerimin dışarıdan görünmemesine dikkat ediyorum. Dikiş düğümlerimin içeride kalmasına dikkat ediyorum. Ve tacıma astır olarak geçirdiğim o kumaşın uç kısımlarını da böyle dikerek toparlıyorum. Aralardan geçire geçire dışarıdan belli olmayacak şekilde güzelce dikiyorum.
Fazla gelen kısımları makasla kesiyorum. Görünen o uç kısımlarını kapatmak için böyle iki tane küçük parça kestim. Ve kenarlarına silikon sıkarak bu şekilde katlıyorum. Dikerek de yapabilirsiniz bu aşamayı. Daha sonra tacımın o uç kısımlarına silikonu sıkarak oluşturduğum parçaları yapıştırıyorum. En son açıkta kalan o uç kulak kısımlarını da güzelce elimle el dikişiyle dikip kapatacağım. Yani görünen kısımları el dikişiyle güzelce kapatabilirsiniz. Ve tacımız hazır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.